Evet, Tavas Belediyesi ve Sait Kalacıoğlu İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği biz okumaya hazırız, siz dinlemeye hazır mısınız projesi kapsamında bugün esnafları da kitap okuyan öğrencilerimizi ve esnaflarımızı görüntüleyeceğiz. İlk olarak işte Aygaz'a uğrayacağız. Daha sonra Koçoğlu Ticaret'e. Daha sonra ayakkabıcı var, oraya uğrayacağız. Bir tane de yorgancı uğrayacağız. Şu anda öğrencimizle beraber Aygaz'dayız. Öğrencimiz kitabını okuyacak. Aygaz da dinleyecek. Aygaz temsilen burada Kenan Bey var. Bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu proje, çocuklar geldi, sizin... Hocam geldi, çocuklar çok memnunuz, güzel okuyorlar çocuklar. Yani memnunuz yani kitap okuduklarına. Ne zamandan beri okuyorlar size, kaç günden beri geliyorlar? Şu an biz çalıştığımız gibi günümüzde devam ediyorlar, görüyoruz. Yani patronlar dinliyor. Patronlar dinliyor. Bugün onlar yok, siz dinliyorsunuz. Onlar yok, bugün biz varız, dinliyoruz çocuklar. Sen hediye veriyor musunuz buraya? Veriyoruz. Ver bakalım hediyeni. Yani siz dinlediği için hediye veriyorsunuz, öyle mi? Evet. Oku bakalım şimdi. Evet, onu buralarda görürsen sakın çekinme. Kimseye zarar dokunmaz. Bir süre susup ekledim. Geçen gelişinde bir şeyden korkmuş gibi koştuğunu görünce Arif Bey ile karşılaşmış olduğunu düşünüp kimseye zarar dokunmaz demişti. Ya işte o yaşlı küçük adamcıktan söz ediyorum. Yavaş yavaş her şeyi anlıyorum. Serap beni tuhaf düşüncelere kaptırmıştı. Oysa altada korkacak hiçbir şey yoktu. Aslı abla devam etti. Arif dayı papağanları sever. Onlarla iyi anlaşır. Mutfakta kedisi kendisi gibi yaşlı bir papağan var. Çenebaz sürekli konuşan bir kuş. Bazen kafamı şişiriyor. O sırada kafasına eski bir bere takmış yaşlı ve çirkin bir erkek cücenin bize doğru geldiğini gördüm. Utangaçtı. Beni görmemiş gibi davran. Kızımı görebilir miyim? Aslan diye sordu. Hayırlı işler ustam. Tamam. Biz okumaya hazırız. Siz dinlemeye hazır mısınız? Evet. Projesi evet. Var. Bir proje kapsamında evet. Öğrencilerimiz size kitap okuyorlar her gün. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir şey. Öğrenciler için iyi. Evet. Sizin çok için? Güzel. Bizim için de iyi. Siz işinizden falan alıkoymuyor değil hayır. Mi? Hem dinliyoruz hem çalışıyoruz. Engellenmiyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hocam öğrencileri siz mi getiriyorsunuz buraya? Öğrencileri ilk gün biz getirdik hocam. Daha sonra öğrencilerimiz her gün aynı saatte gelip 15-20 dakika kitap okuyarak projelerini devam ettiriyorlar. Sağ olsun esnaflarımız da bize çok hoş karşıladılar. Yani projemiz artık devam ediyor. Bu proje nereden çıktı? Bir de sizden duyalım. Nereden çıkmıştı? Bu proje hocam ilköğretim haftasında biz öğrencilerimizle birlikte Tavas Belediyesi'ne ziyarete gitmiştik. Tavas Belediyesi ile Belediye Başkanı Sayın Mehmet Karabay çocuklardan bir proje, sosyal bir proje hazırlamasını istemişti. Çocuklarla birlikte bu proje için konuştuk, sınıfta tartıştık. Böyle bir proje ortaya çıktı. Biz de hazırlıklarımızı yaptık, projemizi uygulamaya koyduk. Kaç iş yeri var proje kapsamında? Proje kapsamında 4 esnafımız, 16 ev var. Her gün çocuklarımız 4 esnaf ve 16 eve giderek kitap okumaya devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Okudukları kitap bitinceye kadar devam edecekler. Daha sonra da artık projemizi sonlandıracağız. Peki proje sonunda ya da proje başında kim kimi bir şey hediye ediyor? Proje sonunda öğrencilerimiz kitap okudukları esnaf ve ailelere birer kitap hediye edecekler. Bu kitabı da kendilerinin okumasını isteyecekler. Daha sonra proje bitiminde de belediye başkanımız çocuklara bir projeksiyon sözü vermişti. Projeksiyonu verecek. Olursa verirse tabii verecek. Yani belki projeksiyon olacak diye biz bu projeyi yapmış değiliz. Evet. Böyle bir proje yaptığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bakalım çocuğumuz ne verecek? Amcana ne vereceksin şimdi? Kitap mı vereceksin? Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Peki bugün okumayacak mısın? Bugün de okuyacaksın değil mi? Evet. Hadi oku bakalım.
şeyi merak ediyorum. Merak öğrenmenin anasıdır. Öğretmenimiz böyle dedi. Hepimiz başımızı çevirip Ahmet'e baktık. Çünkü içimizde en meraklı arkadaş Ahmet'ti. Oyuna bir şeyler arar, bir şeyler sorar, öğrenmek, anlamak isterdi. Hani eli avucu sığmaz derler, öyle bir çocuktu. Neden böyle oldu, orada ne var, toprağın altı nasıl, bu makine nasıl işler? Bilenlere durmadan sorar, her şeyi öğrenmeye çalışırdı. Meraklı Ahmet koymuştu kadını. Kırlarda dolaşır, bitkileri incelerdi. Aklına bir iş takar, onu çözmek için uğraşır dururdu. Bize garip gelirdi, bu hali anlayamazdı. Çünkü olmadı. Yerde oyun yarım bırakır, alır başını giderdi. Şu anda Koçoğlu ticaretteyiz. Merhaba. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biz okumaya hazırız. Siz dinlemeye hazır mısınız? Hazırız hocam. Kampanyasında, okuma kampanyasında öğrencimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çocuğumuz size bugünden itibaren her gün kitap okuyacak. Evet. Gelecek. Zaman ayırdığınız için sağ olun. Bu konuda ne diyeceksiniz okuma kampanyası? Hocam şimdi bu konular bu böyle bir okuma içerisinden biz çok çok memnun olduk. Hem güzel bir hikaye dinliyoruz, hem öğrencilerimiz biraz daha açılıyor, daha rahat oluyorlar. Evet. Yani konuşma gafletleri açılıyor. Biz bu konuda memnunuz hocam. Hem öğrencilerimiz daha da okuma alışkanlığı iyileşiyor. Evet. O zaman ben sizi öğrencimizle baş başa bırakayım. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Dayım da burada işte. Öyle bir dayıyla diye konuşuyordu ki dayısı o şaşkınlıkla kaç numara diye bağırdı. Ökeş yine ağlamaya başladı. Bak gördün mü numara diyor. Yine ağlıyor. Dayı kendine gelince Ökeş'e sordu. Niye ağlıyorsun? Yine anlatıverdi. Dayı Ökeş hadi yap buyur sabahleyin gidiyoruz. Ökeş hala inanamıyordu. Sordu. Şimdi benim gördüğüm rüya değil mi? Dayısı hayır dedi. Ökeş bahçesine sık sık sarıldı. Az sonra uykuya daldı. Ama sabahleyin herkesten önce döndü. Daha horozlar yeni ötmeye başlamıştı. Dayısı sarsarak dayı dedi. Kalk otobüs kalkıyor. Herkes yatağına sıçrayıverdi. Yine hemen çorba yapmak için tencereyi koydu. Evet şu anda yorgan dikim evindeyiz. Aydın yorgan dikim evinde. Hasan Verimli, değil mi Hasan Bey? Evet. Evet, Tavas Belediyesi ile Sahil Kalacıoğlu İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri arasındaki biz okumaya hazırız, siz dinlemeye hazır mısınız? Projesi kapsamında kitap okumak için seçilen dükkanlardan birisi burası. Bu kampanya hakkında ne diyorsunuz Hasan Bey? Valla güzel bir kampanya düzenlemişsiniz. Çoğu insanların bu kampanyayı desteklemesi iyi olur. Şimdi çocuğum size kampanya... Arkadaşımız kendisi her gün okuyor. Kaç günden beri geliyorsun Fatma? Geçen hafta ben geldim. Geliyorsun. Geliyor. Peki o elindeki sarılı olan kitap ne olacak? Okuyacağım. Hayır arkasındakini. Bunu okuyduğum kişiye vereceğim. Ver bakalım hadi görelim. Hediye diyorsun yani değil mi? Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Hadi buyurun okuyun dinleyelim biz de. Oku bakalım Fatma. Yatmadın mı anne diye sordu. Yine şimdi yatıyorum dedi. Öfkeşin babası soyunup yatağına giderken ana biz çok erken uyandık ben dedi. Yine olur dedi. Öfkeş akşamdan karnını babası doyduğu için sık sık uyandı. Bir keresinde kendini sandaldan düşüyorsa ben kızla neresi üzerine yuvarlandı. Şafağın sökmesine daha çok zaman verdi ki yine uyandı. Oğluna ve torununa dövme çorbası bir çevirecekti. Fahri içeride bir torununu ve de oğlunu uyandı. Hadi oğlum dedi. Vallahi gitmenin tam da sırasıdır dedi. Ökkeş uyandığında odanın içine boş bir dövme kokusu kaplamıştı. Helin yine bunun üzerine bir rediler kızdırmış. Yani düşünce Ökkeş'in burnunun direği kızladı. Sanki akşamdan önce pilavı kendisi yememişti. Karnı çok açmış gibi kızla ilerliyor. Yine bildiğin dövme çorbası dedi. Ökkeş'in babası yemişti.